Afrika kökenli Türkler, kısaca Afro-Türkler. Son yıllarda kullanılmaya başlayan bu kavram kimleri mi anlatıyor? Hiç ilgileri olmadığı halde bir zamanlar Arap denirmiş. Şimdilerde Afro-Türk'ü tercih ediyorlar. Türkçe konuşan, hayatı, kültürü Anadolu insanından hiç farklı olmayan siyah tenli insanlar. Türkiye genelinde sayılarının 5000 civarında olduğu söyleniyor. Bu topraklarda bilinebilen en eski tarihleri 15. yüzyıla uzanıyor. Ama büyük çoğunluğunun dedeleri, neneleri 19. yüzyılın ikinci yarısında köle olarak getirilmiş. Resmi tarihçiler o kısma pek girmek istemese de Osmanlı'da kuruluşundan itibaren kölelik var. Köle ticareti de oldukça yaygın. Bu ticarete devlet de dolaylı destek veriyor. Önceleri daha çok Kafkaslarla yürütülen köle ticareti 19. yüzyılda yüzünü Afrika'ya dönmek zorunda kalmış. Osmanlı arşivlerine bakıldığında bu insanlar, yani Afrika kökenliler, 1500'lü yıllarda saray içinde görülmeye başlıyor. Hatta bir padişahın soytarısı söz konusu. Kimi köle olarak gelmiş duyduğumuza göre, kimi diyoruz işte savaşa katılmış, Osmanlı şeyinde orduya katılmış, orduyla bir geri gel, buraya gelmiş. Kimi duyduğumuz iş için mesela yoksulluğu o tarafta pamukçuluk var Ege'de, tütüncülük var falan filan. Kimin diyoruz iş, yani iş için getirmişler gemilerle gibi. Öyle dağıtmışlar, kalmış. Biz diyoruz böyle gelmişiz. Yani atalarımız böyle gelmiş. Osmanlı köle ticaretinde siyah köle ihtiyacı 1850'lerden 1900'lere kadar, yanılmıyorsam, zamanı kapsıyor. O zaman içerisinde bu insanlar Osmanlı İmparatorluğu'na getiriliyor. Adım, baba adım, kızlık soyadım Türkmen. Babam Türkmen veriyor olduğunda o soyadı taşıyor. O Türkmen. Yalnız evlendiğim soyadı, soyadım Zenci, Fatma Zenci. Büyüklerime soruyorum, abimlerimizle, biz diyor Sudanlıymışız esas kökümüz. Ama net değil. İşte annem diyor öyle söylüyordu bizi. Ama doğru mu onu da bilmiyoruz. İşte teyze oğulları falan var, onlarla konuşuyoruz. Onlar da işte öyleymiş diyor, Sudan diye duyuyoruz ama net bir şeyimiz yok. Yani biz 3 kuşak önce veya 5 kuşak önce geldik diyemiyorum ben. Anamız babamız bile konuşmadık, duymadık. Onlar bile bilmiyormuş. Onlar konuşmayınca biz bizi soruyorlar nereden geldiniz diyorlar, köyümüz neresi, memleket neresi bilmiyoruz. En eksik işte bizim en eksiğimiz en zaman umursamama. Yani biz zamanında umursamadık. Ya biz yaşıyoruz ama ya tamam bizim rengimiz, ırkımız bu ama nereden gelinmiş, nasıl gelinmiş? Mesela ne annem bize anlattı doğru dürüst, baba hatta ben küçükken ölmüş, biliyorum. Biz de üzerine gitmemişiz. Hayat devam ediyor. O şekilde. İşte dernekle beraber biz uyandık ama geç kaldık. İzmir'de yoğun olan köle tarım işçileri Mısır Hidivi'nin sahibi olduğu topraklarda ya da padişah çiftliklerinde çalışırlarmış. 20. yüzyıla yaklaşırken azat edilen Afrikalı köleler aralarında dayanışma ağları kurmaya, kendi yerleşimlerini oluşturmaya başlamışlar. Cumhuriyetten sonra ise kölelik tamamen yasaklandığından tümü özgür kalmış. Fatih Sultan Mehmet zamanında, yanılmıyorsam, İstanbul'da köle pazarları kurulmaya başladı. Bu pazarlara gayrimüslim ler giremiyor. Müslümanlar gelip alışveriş ediyor. Satılıyorlar. Zaten o dönemler bir gelir kaynağı bu
iş. Yani işte köle olarak getirilip satıp kar etme amaçlı öyle bir zihniyet de söz konusu. O dönemin zenginlik göstergesi işte kaç kölen var, kölen kadar konuş. Çünkü o insanların bakımı, yiyeceği, sağlığı, her şeyine o aile ilgilenmek zorunda ki sağlıklı olduğu sürece onlara hizmet etsin. Hacca giden ağalar da hac dönüşü hacca gittiğini kanıtlamak için siyah çocuk getirirlermiş. Afro-Türkler bugün de çoğunlukla Batı Ege'de yaşıyor. Tarımda çalıştırılmak için köle olarak getirilen Afro-Türkler daha çok bu bölgelerdeymiş çünkü. Zaman içinde azat edilenler ya da kölelik tamamen yasaklanınca özgür kalanlar yine buralarda yerleşmişler. Torbalı, Söke, Ödemiş, Tire, Akhisar, Ayvalık, Milas gibi ilçeler Afro-Türklerin halen yaşadığı yerler. Ve Cumhuriyet sonrası evlatlığa geçiriliyor. Evlatlığa geçilmekle birlikte bu insanların çocukları, özellikle kız çocukları işte okutacağız, adam edeceğiz, vatana, millete hayırlı evlat yetiştireceğiz amaçlı alınıyor. İşte annem 5 çocuğu büyütmüş bizi, beşimizi, en küçükleri ben. Çoğu zaman da başkalarının yardımıyla yani. Giyimde dahil mesela. Ben kendim dahi biliyorum. İşte bazı durumu iyi olan kişiler, onun çocuklarından kalanları anneme verirlerdi. İşte al yenge bunu çocuklara giydirsin gibi. Yani geçimimiz, yaşamımız köy yerinde hep sıkıntılı geçti. Siyah kölede 9 yıl hizmetten sonra azat edilmesi geleneği var. Beyaz kölede 7 yıl sonra azat edilmesi geleneği var. Ancak bu bir hüküm, kanun değil. Yani kölesini hiç azat etmeyene de kanun hiçbir şey diyemiyor. Bir gelenek. Yalımız Sultan Hamid'in çiftliğiymiş. Onda o sebepten yeni çiftlik diyorlar. Onları bilemem. Ama Yalımız doğduğumdan beri, bildiğimden beri hani bu köylüyüz. Torbalı dahil, Selçuk dahil 19 köy o dönem padişah çiftlikleri. Gerçi her şey padişahın ama özel bir statü gereği Ege'nin en verimli Gediz nehrinin kıyıları olan Ege'nin en verimli toprakları padişah mutfağının için ekilip biçiliyor. Yani Osmanlı polisi denetiminde bu insanlar çalışıyor. Tabii bizim Afro-Türkler genelde aşağı yukarı en gariban kişiler. Köyde olarak yani tarlası olmayan, sadece evi olan, bahçeli evi olan, tarlası olan da çok az olan genelde yövmeyle geçinen bir insan. Yani işe giderse kazanacak, işe gitmezse yok yani. Hiçbir şeyler satıyor, ufak bir şey satıyorum ben.
Elbis çoraptır, gönül kumuşlardan satıyor. Hı. İşte onu geliyorum buradan satmaya. Duruyorum 2-3 gün yengemle beraber. Bırakıp gidemeyelim. Kendi tarlamız yok. Yömeyeceğiz. 9 yaşından beri yömeyecilikle çalışıyor. 3 seneden beri işte emekli olduğum adamdan, babamdan. Şimdilik evdeyim. Çok şükür. Herkese de Allah kurtarsın. Köyde olmak ilk başta çok zor. Mesela hani 35 yaşındayım. İş şeyi yok fazla burada. Çalışmak istiyorum. Yani Tire'ye gitsen hep Tire'ye istiyorlar. Ev yok. Gitsem çocuklara bakacak olan yok. Torbalı da aynı şekilde. Buralarda da fazla iş kalmadı. Eskiden çoktu ama şu an şu aralar işte bir seneden beri yok. Şu an köyde azaldı. O da sebebi çoğu büyük kente göçtüydü. Ege'nin Afro Türklerinin tamamı Müslüman. Afrika'dan bugüne taşıdıkları ve halen yaşattıkları geleneksel inanç, ritüel ya da kültürel pratiklerin olduğunu söylemek zor. Afro Türklere özel Dana Bayramı hariç. Bu geleneğin ucu Nijerya'daki Yoruba halkına uzanıyor. Bugün de Afrika'nın pek çok ülkesinde Dana Bayramı benzeri ritüeller yapılıyor. Bir baharı karşılama ritüeli olan Dana Bayramı'nın izlerini 19. yüzyılın gazetelerinde de bulmak mümkün. 3 cuma devam eden Dana Bayramı'nda ilk cumaya Dellal, ikinci cumaya Peştemal ve son cumaya Dana Bayramı deniyor. Dediğim gibi köle ticareti yoluyla gelenler için Müslüman kesimi köle yapamıyorsun. Anadolu topraklarında. Kim Müslüman olacak, kim köle olacak? Müslüman olmayan kesimden getirmeniz gerekir. Afrika'dan getirmeniz gerekir ki köle olarak hizmet verilsin. Müslüman doğduk, Müslüman ülkedeyiz, Müslüman olmuşuz. Müslüman doğduk, biz öyle biliyoruz. Yani eskiler yok ki mesela ben bizim şey buydu. Bu olduk diyen de yok bize mesela. Biz öyle gördük, öyle gidiyoruz. Yani farklı bir inancımız da yok şey olarak. Bugünkü Afrika'ya baktığımızda herhalde Hristiyanlıktır kıtanın büyük bir bölümü. Çünkü işte İngiliz himayesi altında olanlar. İşte 1800'lerin Afrika'sına baktığımızda işte Müslümanlığın dışında Araplar ve dediğim gibi adını bilmediğimiz yüzlerce belki binlerce din söz konusuymuş. Bayram ritüellerini Godya ya da Gudye dedikleri bir cemaat lideri yönetirdi. Genellikle yaşlı olan Godyalar kadın ya da erkek olabilirdi. Bir kabile inancının uzantısı olarak Godyaların doğaüstü güçleri olduğuna inanılır, sözünden çıkılmaz, büyük saygı gösterilirdi. İstanbul'da Arap düğünü adı altında bu insanlar Çamlıca tepelerinde toplanıp senede bir gün gelenek göreneklerini devam ettirirlerdi. İstanbul'daki Arap düğününün doğal liderleri kolbaşı oluyordu. İzmir'deki Dana Bayramlarının doğal lideri Godya oluyordu. İki doğal lider
Afrikalılar içerisinde zaten müthiş bir saygınlığı olan liderler. Hatta imparatorluk döneminde köle ve köle sahibi arasındaki mahkemeye yansıyan olaylarda bile kadılar kolbaşı ya da godyayı çağırırlarmış. Şimdi bunlar zaten fi tarihinden beri parçalanmış aileler. Yani annesi bir tarafa verilmiş, evlat bir tarafa verilmiş. İşte bu aile içerisinde kaybolan kesimi bulmak için dana bayramlarında herkes Godya'ya bildiği kadarıyla bilgiler sunarmış. Benim şuyum kayıp. Benim işte kız kardeşim kayıp. İşte o kolbaşları sayesinde, onların iz sürmeleri sayesinde ninem her iki kızını izini buluyor. İstanbul'daki aile ile Ayvalık'taki aile nasıl olduysa birbirlerine dost oluyorlar, arkadaş oluyorlar. Ayvalık'taki aileyi İstanbul'daki Büyükada'daki aile yemeğe davet ediyor. Yemeğe gelen aile yanında hizmet etmeleri için hizmetçilerini de getiriyorlar. Saatlerce süren yemek koşuşturmasından sonra hizmetçilerin konuşabileceği, dinlenebileceği tek yer olan mutfağa geçiyorlar. Herkes herkesle konuşuyor. Sen nereden geldin, ben nereden geldim? Her iki kardeş de birbirlerine konuşanlar arasında. Ama onca yıl geçmiş, seslerini, yüz simalarını unutmuşlar. Konuşmalar şiddetleniyor. Zaman zaman çığlığa dönüyor. Ve artık en son kardeş olduklarını anlıyorlar. Büyük bir çığlık sonrası ev sahipleri de mutfağa koşuyor, neler oluyor diye. Onlar da bu durumu gözlüyor, izliyor. Ve o gün her iki kardeşime, teyzelerime birer miktar para vererek azat ediyorlar. 1940. Anneler dana bayramlarında çocuklarını Godya'ya gösterir. Bunun geleceği ne olacak? Godya o gün çocuklara ne söylediyse o yani başkası başka türlü olmaz. Mesela bu teyzeye Godya bu demiş kumru gibi uyuyacak. Sürekli demiş uyuyacak. 50 yıldır uyuyarak yaşıyor kadın. Bir tarihte düşüyor, bir ayağı kırılıyor, felç alıyor. Daha sonra bir kolu kırılıyor, felç alıyor. Uyuyarak, hala uyuyarak yaşıyor. Ve ne zaman gitsem der yani, bana Godya demişti.
bu hep uyacak diye. 1924 tekke ve zaviyeler yasasıyla dana bayramı yasaklanıyor. Tabii bu yasak bu insanlar içerisinde korkunç dağınıklığa yol açılıyor. Yine bizim yaptığımız araştırmalarda Tulum yöresinde 1945'lere kadar dağların tepelerin arkasında merkezde yasak olmasına rağmen kıyı yerlerde inatla dana bayramlarını kutlamışlar. Afro-Türklerin hemen hepsinin gördükleri ayrımcılığa dair biriktirdikleri var. Mülteci sanılmak, polisten bu muameleyi görmek gibi. Rengi bozuk diye işten atılanı, işe alınmayanı, ilkokuldan üniversiteye eğitim hayatı boyunca ayrımcılığa maruz kalanı çok. Onların gerçeğini bilen insanların olduğu, kendi yaşamlarının dışına çıktıklarında, yabancı bir ülkede gibi muamele görmekten çok rahatsızlar. Özellikle kentlerde yaşayanlar çok daha sıkıntılı. Ya işte fi tarihinde her şeylerini yok ediyoruz. 100 yıl sonra alıyoruz kamerayı elimize. Hadi bu insanları araştıralım. Dil kaldı mı? İsim kaldı mı? Yok böyle bir şey. Önce yok ediyoruz yani. Öyle bir yok ediyoruz ki, inanılır gibi değil. 100 yıl sonra yok böyle bir şey yani. O büyük şehirlerde tabii, büyük şehre geldiği zaman o hala şu anda devam ediyor mesela. Renk tacizliği olup diyelim artık onu. Hani bunları yaşıyoruz, hani şu anda yaşıyoruz. Sadece siyah değil. İşte sarı insana da biz işte sorduğun zaman ya ben sevdiğimden diyorum. Sarı çiyan. Şimdi neden diyorsun dendiğinde ya biz onları seviyoruz da ya öyle sevgi yok. Yok. Öyle sevgi de olmaz. Yani bizim kızlarımız işte büyük şehirde yolda yürürken işaret ederler. Bak bak bak. Bürterler diyorum, bak bak bak. Ya da işte genç kızlar onu gördüğünde yapıp tahta ararlar vurmak için. Böyle bir şey ama sorduğunda o insana ya niye, ya biz onları çok seviyoruz. Ya öyle bir sevgi yok. Yanındakini görmüyorsa onu dürtüp illa göstermek istiyor. Yani inadına yani dürtüyor bak illa bak yani diye. Bu tacizler oluyor yani. Bu büyük şehirde bunu devamlı maruz kalıyoruz. Çoğu kendini saklamış. Sokağa çıkıyor, tacize uğruyor. Bilmem ne yapıyor, tacize uğruyor. Bakışlardan, gülüşlerden, alaycı hareketlerden dediğin gibi. Mesela köyde olmuyor ama büyük şehirlerde çocuklarımız okula giderken dahi zorlandılar. Hep sen Arap bacı olarak gördün bu insanı. Ve birkaç kuşak Arap bacı olarak büyüdü. Kimse sorgulamadı yani. Allah Allah. Ulan Anadolu'da ne işi var bunun? Kim bu? Demedi. Ve hep hizmetçi, aşçı, yardımcı, bakıcı rolünde.
birkaç kuşak da böyle büyüdü. Ama hiç kimse, Allah Allah, ulan neden hep siyah insan bu görevi üstleniyor yani, demedi. Geçen konusu oldu, işte biri varmış, renginden dolayı hep dediler o çıkmazdı dışarı, erkek olduğu halde. Gece ben tanıyorum o, benim de arkadaşımdı ama gençliğimizde. Biz o zamanları gençken buluşuyorduk, çırpıya giderdik. O zamanlar sinemalar vardı mesela, eski yazlık sinemalar, kışlık sinemalar mesela. Yani renkli, beyaz, siyah beyaz, karışık otururduk yani, arkadaşların samimiydik. Sonra duydum o kişi dediler son zamanları içine kapandı, işte çıkmıyordu, rahmetli olmuş şimdi. Yani bu tip insanlar varmış yani. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Run gerçek hikayesi hep şey bilinir işte, Arap kızı içeriden dışarıya yağmura bakıyor. Ama aslı öyle değildir. Aslı imparatorluk döneminde hizmetçinin çocuğu da hizmetçi. Hizmetçinin çocuğuyla ev sahibinin çocukları aynı avluda oyun oynamaları yasak. Efendi çocuklarının oyunlarına, içerideki oyunlarındaki yağmurlu bir günde işte tırnak içerisinde Arap çocuğu dışarıdan İçeriye yağmurda ıslanmasına rağmen camı silip ibretle efendi çocuklarının oyunlarını izler. Ama bunun böyle olduğunu kimse bilmez, kimse anlatmaz. Şimdi toplanıyor bir grup diyelim, o çocuk orada, siyah çocuğu, ona bakıp gülüyorlar veya hareketler yapıyorlar. Etrafını toplanmalar mesela, ne yapıyor, ne ediyor, kimisi güler, kimisi... Çocuk tabii sıkılıyor bu sefer. Sıkılıyor, bazıları mesela okula gitmekten vazgeçiyordu. Ben ilkokul 4'e giderken işte yokluktan ötürü çok öyle yağmurlu bir günde komşunun verdiği kız ayakkabısı ama yazlık ayakkabısıyla okula gittim. Tabii evden dışarı çıktığımda her taraf su oldu, çoraplar ıslandı. Okuldan kalmamak için ona rağmen gittik. Okul bahçesinde içeri girdiğimizde bütün diğer çocuklar etrafımızı sardı. İşte yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Ders zili çaldı. Ben bir köşede ağlıyorum işte, girmedim sınıfa. Bir öğretmen fark etmiş. Geldi öğretmen yanıma. O gün öğretmenler kendi aralarında para toplayıp bana güzel bir bot aldılar. Yeah!
Afro-Türkler arasında melez sayısı da oldukça yoğun. Ege'nin kırsal bölgelerinde karışık evlilikler yıllardır çok doğal karşılanırken, sonradan buraya göç etmiş aileler Afro-Türklerle evliliklere karşı çıkıyor. Kentlerde yaşayan Afro-Türkler de evlilik konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Şimdi benim torun var 1 yaşında. Melez oldu yani. Şimdi o da bir beyazla evlenirse daha çok açık olacak çocuğu. Bu sefer işte denk, bu sefer kayboluyor. Ne olacak? Şey, benim anam da Bayındır'ın Çırba köyünden buraya gelin gelmiş. Mesela babam Esmer, benim anam Yörük kızı. Aslında dedem, anamın dedesi Denizli'nin Saray köyünden. Hep öyle hani karışık. İki teyzem, ikisinin de kocası beyazdı. Eniştelerim diyelim mesela. Ben doğduğumda onlar evliymiş mesabet. 55'lik doğumluyum ama eniştelerim beyaz. Eskiden varmış bu. İşte onun çocukları mesela tekrar beyaz evlendi. Zaten kimisi hani böyle esmer olanlar da, kimisi babası beyaz oluyor ya anası beyaz oluyor. Hani melez oluyor. Mesela şimdi bu benim kız, çocukları bak beyazdan evlendiğinden çocukları melez. Şimdi bunlardan olanlar daha beyaz bir insanla evleniyor. Belli olmuyor. Teyzemin torunun torunları, torunlarının çocukları oluyor mesela. Hep beyazla 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 açıldı. Yani toplandığı zaman belki biz 100 kişi varız. İşlerinde 10 tane benim gibi çıkar, çıkmaz bile şu an. Gerisi hep açık, beyaz. Mesela ne oluyor? Koşaf oluyor, şehri çorbası oluyor, keşkek oluyor, et oluyor, pilav oluyor, koşaf oluyor, onlar oluyor işte. Evet, biz turp otu diyoruz, biliyorsan biliyorum. Turp otu diyoruz, gelincik diyoruz, ısırgan diyoruz, ebigömeş, onlar hep buna yeniyor yani. Otu kaynatıyoruz. Böyle ocağa sentiren su koyuyoruz, sıcak ocağı, soğuk su. O kaynıyor, gıbından kaynatım, otu temizler, yıkarız. Onun için salarız ona, yemiş olalım. Üstün yağı yıkarız, eşek atarız. Kimi salata yapıyor onu, kimi onu yemek atan yiyoruz. O otladık, ebigemişler, gazlık yapıyor, yıkır, onları doğrarız böyle tatlıda. İçin soğan doğrarız, yağ katıyoruz yine. Kovuruyoruz, üstün yoğurt diyor, samsak, soğan. Nasıl yiyip esen için alıyorsa, öyle yiyoruz. Kavurduktan sonra soğanı katıyor, soğan kavruluyor. Kavurduktan sonra salçasını katıyor.
Salça da kavruluyor. Etini katıyoruz, eti de kavruluyor. Ondan sonra suyunu katıyoruz. Suyunu kattıktan sonra bu topraklara içini salıyoruz. O kaynıyor yemek halinde, pişiyor. Devletten fazla bir talepleri yok. Ne toprak istiyorlar, ne özel bir uygulama. Sadece kim olduklarının bilinmesini, kimliklerinin tanınmasını istiyorlar. Elbette Afrikalı kimliğinin yoksullukla eşdeğer olduğu yılların geride kalmasını da istiyorlar. Eğitimde, iş hayatında önlerine çıkan engelleri çözecek adımların atılması da gerekiyor. Yüzyıllardır birlikte yaşadıkları halklardan istekleri ise ön yargılardan arınmaları. Anlatımlarına göre farklı üç kuşağı var Afro-Türklerin. İlk kuşak zorla getirilmiş, köle olarak yaşamış Osmanlı kuşağı. İkinci kuşak cumhuriyetle özgür olmuş ama geçmişi unutmayı, yok saymayı seçmiş kuşak. Ve şimdi üçüncü kuşak gerçeği ve geçmişini arıyor.